Merhaba dostlar, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Yine günlerden güzel bir gün, hava sıcak, muhteşem bir hava var. Tabii ki her güzel hava insanları daha mutlu ediyor. Yani bizi de mutlu ediyor. Umarım herkesin sağlığı sıhhati yerindedir. Evet dostlar, gene bir dolandırıcılık öyküsünü anlatacağım. Ama gerçek öykü tabii ki. Bu benim başıma geldi. Dostlar, ben orkestracılık yapıyorum. Zaten kanalımdan bellidir. Yani kanalımda bütün düğünler de var. Orada çoğu düğünü ben çaldım. Dostlar, bir gün bana şey geldi. Düğün. Sokakta çalıyordum. Adamın biri geldi. Dedi ki sandalyesi, ışıklandırması, efendimizin orkestrası, kamerası, dedi ne kadar? Tabii biz de onun şartlarına baktık. Dedim aşağı yukarı, hani sandalyesi ıvır zıvır bana ait değil. Ama sadece orkestra bana ait dedim. Ama diğerlerini aradım telefonla. Toplam 10 sene evvel. Ama tabii şimdi anlatıyorum. O zaman 10 sene evvel pek YouTube'da revaçta değildik. Adam 10 sene evvel ne kadar diyelim bugün parasıyla 5000 lira. Tak kafadan atıyorum. Dedim 5000 liraya hepsini getiririm. Adam kabul etti. Düğün tarihini söyledi. Düğün tarihi de o gün düğünüm yok. Baktım deftere, yok. Ağustos ayının güzel bir cumartesi günü. Düğünüm yok. Neyse. Adam 5000 lira, biliyorsunuz bir şey satın alınırken kapora bırakırsınız. Biz kaporasız yapmıyoruz dedik. Adam çıkardı 5000 lirayı, hepsini verdi. Benim orada ilgimi çeken, bugüne kadar çok düğün tuttuk ama hiç bu kadar kaporayı birden hepsini veren olmadı. Aslında bir yönden de iyi olmuyor çünkü parayı önce harcıyorsun. Ama sonra düğün günü geldiğinde bedeş, artık yerden ne çıkarsa bahtına. Olsun dedik, aldım. Şimdi dolandırıcılık işleyişi burada başlıyor. 5000 liraya aldım. Adını soyadını, adresi yazdım. Yalnız adres, nasıl size söyleyeyim, İzmirliler bilir ama ben Karşıyaka'dayım. Düğün Buca'da. Yani aşağı yukarı 25-30 kilometre yer var uzaklıkla. Şimdi benim ikinci kafama dank eden 5000 lira komple parayı vermek. Bir de sanki o oturduğu yerde hiç orkestra yokmuş gibi gelip 30 kilometre uzaktan bir yerden seçmek. Ama ben gene dedim ki herhalde dedim şeydir, nasıl söyleyeyim, belki orada pahalıdır diye. Tamam, bak şimdi. Dolandırıcılık başlıyor. Ta ki adamın randevusunu yazıyorum. Parayı aldım diye yazıyorum. İkinci nüshayı ona vereceğim zaman adam ne dedi biliyor musunuz? Benim orgumun markasını, kameramın markasını, işte sandalyeler nasıl, ışıklandırmalar ahtapot mu yoksa sade mi? Bunları sormaya başladı bana. Hatta ne dedi? Telsiz mikrofonunuz var mı dedi, telsiz mikrofonunuz. Dedi bir arkadaşım var, şarkı söyleyecek. Tamam da arkadaşın şarkı söyleyecekse telsizle ne alakası var? 10 metre kablolu mikrofonum var. Ama ben burada uyuz kaptım arkadaşlar. Neden uyuz kaptım? Bunun
cihazlarımın markasını merak etmesi. Bilmiyorum. Aramızda çok arkadaşımız düğün yapmıştır. Orkestra tutmuştur. Sordunuz mu hiç? Ben cihazların markasıdır. Yok, kimse sormamıştır. Emin olun ki. Neyse. Orada durakladım. Yalandan telefonu açtım. Dedim ki, düğün tutacak arkadaş. Ya dedim, bir ortağımı arayayım dedim. Ortağım, dur bakayım bugün boş muyuz değil miyiz? Ortağımı arayayım dedim. Tamam dedi o da. Ortağımı aradım. Şimdi ama normalde aramadım ortağımı. Kofti'den telefonu açtım. İşte birader dedim, 17 Ağustos'ta boş musun? Boş muyuz? Şu an bir düğün var ama tedirgin oldum. Acaba dedim, düğünümüz var mı? Kendi kendime konuştuğum için o gün yapma ya, var mı ya filan, öyle bir izlenim aldım. Yani kendi kendime konuştum. Neyse telefonu kapattım. Tamam birader, teşekkür ederim ya. Adama ne dedim? Gelen adama. Abi dedim, 17 Ağustos'ta doluyuz. Şimdi burada tabii adamın refleks olarak ne yapabilir? Sanki bir ay evvel düğün tutmuş da iptal etmişim gibi o anlık bana kızdı. Ya ne biçim orkestracısınız siz? Düğün tarihlerini de bilmiyor musunuz filan? Ben özür diliyorum tabii. Adam iri yarı. Benden 2 misli büyük. Yani orada sana neler diyeceksin, dayağı yersin. Ya biz de korktuk. Ya ben öyle dayaklı, kavgalı şeyleri sevmediğim için. Adam habire laf sayıyor. Ya siz ne biçimsiniz? Ben şimdi nereden bulacağım orkestrayı? Bir de arkadaşın düğünü de bir ay sonra. Tamam mı? Allah rahmet eylesin. Gene biri söylemiş. Şimdi arkadaş laf saya 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 çıkardım 5.000 lirasını verdim. Bana daha hala laf söylüyor. İşte siz ne biçim orkestrasınız, düğün tutmasını bilmiyorsunuz. Ben abi özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Adam haklı. Normalde haklı ama bu kadar tedirgin, bu kadar bana şey yapmasını şaşırdım da. Önünde bir ay süresi var ki düğün tutulur. Hatta gerçekten düğünüm olsaydı bir arkadaşıma yollayabilirdim. Benim arkadaşım boştaydı. Yollayabilirdim ama yollamadım. Ne oldu biliyor musunuz? Bir tutacak adam kızımıza gitti. Hatta dışarıda esnaf arkadaşım vardı. Herhalde ne oldu ya dükkanda? Yok dedim abi dedim. Orkestra için gelmişler dedim. Düğünüm var diye dedim. Kızdı adam. Tamam. Neyse geldim dükkana. Tam ben dükkanda eşimle beraber çalışıyorum kuaför salonunda. 3 gün 4 gün bunun konuşmasını yaptım. Bir yönden de ya 5.000 lira gitti diyor. Gerçi 5.000 liranın 4.000 lirası ışıklandırma, sandalye, kamera geçecekti ama olsun, insan gene bilir. Acaba dedim pişman oldum. Ya dedim ulan dedim Erol. Gerçekten de 1.000 lira kaybettim mi? Neyse. Şimdi gelelim videomuzun en güzel bölümüne. Bu arkadaş benim bir orkestracı arkadaşımı bulmuş. Aynı teklif ona da yapmış. Aynı parayı ona da vermiş. O arkadaşın kendine ait sandalyesi, orkestrası, kamerası, ışıklandırması var. O arkadaşa da demiş 5.000 lira. O arkadaş düğünü tutmuş. Bütün parayı vermiş. Evet, gelelim düğün gününe. Bu tabii ki bana haber 17 Ağustos'tan sonra geldi. Yani
Düğün çalındıktan sonra. Yani benden beni tutmadan 3 gün evvel şey sonra gidiyor arkadaşa, onu tutuyor. Neyse. 17 Ağustos'taki düğün olayı nasıl olmuş? O da haberim oldu. Bu üçkağıtçı dolandırıcı benim arkadaşıma gitmiş. Tutmuş, parayı vermiş. Düğün günü demiş. Benim kamyonetim var. Taksim var. Siz demiş takside gelin. Biz genelde orkestracılar hep kamyonetin arkasına bineriz. Çok zevkli olur. Ama demiş Buca'da trafik yakalar, ceza keser gibisine. Tamam. Bu arkadaşım günü, düğün günü cihazları kamyonete koyuyorlar. Kamyonet o üçkağıtçının, dolandırıcının. Taksi de arkadaşı değilmiş. Normal bildiğimiz taksiciyi bulmuş, aramış telefonla. Bu dört arkadaş, orkestracı arkadaşım taksiye biniyorlar. Adama da yalandan adres veriyorlar. Bu arkadaşlarım iyi niyetli olarak tabii biniyorlar da taksiye. Taksici bunları Buca'ya götürüyor. Ama tabii ki orkestra yanında, hani kamyonetin yanında kimse oturmadığı için onlar güvende. Yani birisi kamyonette oturursa Allah göstermesin belki öldürülürdü. Yani bir yönden şimdi orada da var şans. Yani belki onu sokak atacaklardı çünkü. Bu arkadaşlar bütün cihazları çalmış. Takside düğün yerini bulamıyor. Düğün öyle bir sokak, düğün yok. Tahminen bugünün parasıyla 50 bin lira yakın cihazı vardı. Ve bu benim nereden haberim oldu? 17 Ağustos'tan sonra bu arkadaş benim dükkanıma geldi. Dedi ki Erol abi, benim cihazlarım çalındı, bilginiz olsun. Hepsinin markasını söyledi. Şu 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 diye. Ben de söylemedim. Gerçi açıkçası şu. O adam bana geldi de bu şekilde söylemedim. Çok üzülecekti. Hani şunu, ama şunu diyemezdi. Erol abi bana niye söylemedin? Çünkü ben o anda nasıl söyleyeceğim ki arkadaşlara bilgilendireceğim. Çünkü adamın dolandırıcı olduğunu bilmiyorum. Ama bir yönden de dolandırıcı olduğunu anlıyorum. Bir yönden pişman oluyorum. Ben niye parayı kaybettim 5000 lira diye. Bir yönden de acaba iyi mi yaptım, kötü mü yaptım? Yani anlayacağınız, hem üzüldüm hem de sevindim. Hani aynı dert benim başıma da gelecekti. Yani bu orkestracı arkadaşım cihazlarını maalesef bulamadı. Kim bilir cihazlar nereye gitti. Bu videoyu anlatmamın amacı sessiz olun orkestracı arkadaşlarım. Sakın ola düğün sahibinin göndermiş olduğu kamyonetle, arabayla gitmeyin. Kendi kamyonetiniz varsa veya kiralayın. Gerekirse yanınızda 2-3 kişi daha götürün. 4 kişi, 5 kişi götürün. Zaten 5 kişi gidiliyor orkestraya. Kameracısı, ışıkçısı. Yani düğün sahibinin tuttuğu kamyonetle asla düğün yerine gitmeyin. Ha, ben de gittim. Düğün sahibinin kamyoneti gönderdi ama biz kamyonetin arkasında oturuyorduk. 4 kişi, 5 kişi. Düğün sahibi kamyonetiyle geliyordu. Biz arkasına oturuyorduk. Ön tarafa da işte iki tane abim vardı. Onlar oturuyordu. Yaşlılar. Yani dolandırıcılığın birinci hususu şu: asla düğün sahibinin getirdiği arabayla gitmeyin. İki, düğün yerini adresini aldıktan sonra teyit edebilmeniz için en erken bir hafta evvel, düğün gününden bir hafta evvel düğün yerine gidin.
Orada düğün var mı yok mu öğrenin. Gerekirse size kaporayı veren o adam veya kadının evine gidin. Merhaba dostlar, ben işte geldim, işte orkestrayı nereye koyayım? Hatta yetmedi. 3. Yan komşusuna, o karşı komşusuna mutlaka gidin. Bir hafta sonra burada düğün var mı yok mu öğrenin. Yani bu 3 uyarım sizi milyonluk cihazlarınızı kurtarır. Üzülürüm. Çünkü biliyorsunuz orkestracılık bir emekle sarf ediliyor. Kimsenin para kaybetmesini istemem. Güzel olun. Hayırlısı olsun. Seçimlerimiz geliyor. Umarım kilosunu 100 liradan 150 liradan etini alabileceğimiz günler gelir. Kilosunu 3 lira 5 lira alacağımız patates soğanımız gelir. Umarım emeklilerimizin Kurban Bayramı'nda 15 bin lira almasını dilerim. İnşallah. Umarım güler yüzlü siyasetçiler gelir. Umarım her şeyin yasaklanmadığı bir ülke olur. Umarım devlete ait RTÜK olur. Devlete ait her şey olur. Vergi, ücretli vergileri düşer. Umuyoruz. Hoşça kalın. Dolandırılmayın. Bir dahaki dolandırıcılık hikayemizi görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.